Karadeniz'de bulunan doğalgaz dünya medyasında manşetten verilirken Yunan basını Girit Adası'na savaş uçağı sevk edecek ülkeyi yazdı. Yunan medyası ayrıca Erdoğan'ın meydan okumalarına karşı batılı ülkelerin seyirci kaldığını savunuyor. BBC Karadeniz'deki tarihi gelişmeyi Erdoğan dev doğalgaz keşfini selamladı. Başlığıyla okuyucularına sundu. BBC Ankara'nın hali hazırda aynı anda Akdeniz'de de araştırma yaptığını, Oruç Reis gemisinin Kıbrıs ve Girit arasında bulunduğunu yazdı. Türkiye, Karadeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi keşfetti. Neden önemli? Başlığıyla bir yazıya yer veren Forbes, Ankara'nın söz konusu kaynakla birlikte Rusya, İran ve Azerbaycan'a enerji bağımlılığının azalabileceğini kaydetti. Amerikan Washington Post gazetesi, Türkiye Karadeniz'de dev bir doğalgaz kaynağı buldu başlığını kullandı. Akdeniz'de Yunan ve Türk savaş gemilerinin karşı karşıya geldiğini yazdı. Bloomberg, Türkiye Karadeniz'deki bulunan gazın yalnızca başlangıç olduğunu söylüyor başlığıyla verdiği haberde diğer arama yapılan noktaları hatırlatıyor. Bloomberg'e konuşan bir analist, Türkiye daha önce enerjide hiçbir zaman dikkate değer küresel bir oyuncu olmadı. Bu keşif gerçekten ülkenin bölgedeki enerji üretimindeki potansiyel yerini sağlamlaştırabilir diyor. Türkiye'nin en büyük doğalgaz yatağını bulduğunu aktaran El Cezira İngilizce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akdeniz'deki operasyonlarının hızlanacağını da söylediği belirtiyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in sözlerini sayfalarına taşıyan Yunan Katimerini gazetesi Ankara Karadeniz'deki keşfin ardından doğalgaz ihracatında keskin bir düşüş bekliyor başlığını kullandı. Katimerini ayrıca Türkiye'nin Ege Denizi'nde savaş uçakları ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla yapacağı tatbikatın gerilimi bir kez daha arttırdığını belirten bir haber yayınladı. NATO üyesi Yunanistan ve Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmaları nedeniyle Akdeniz'e karşı karşıya geldiğini hatırlatan gazete, buna karşın hali hazırda Ankara'nın neredeyse her alanda aleyhine adımlar atan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Girit Adası'na gelecek haftaki bir tatbikat için savaş uçağı gönderebileceğini yazdı. Girit Adası'na geçtiğimiz haftalarda Fransız jetleri iniş yapmıştı. Yunan-Türk krizlerinin sözlüğü başlıklı bir analize sayfalarında yer veren Tovima gazetesinde asıl ses getiren yazının başlığı Erdoğan'ın meydan okumaları. Sultan gelirken Batı'nın müsamahası neredeydi? Mirto Lialuti imzalı yazıda Batılı ülkelerin sürekli Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meydan okumalarına sürekli seyirci kalmasının tek bir kelimeyle özetlenebileceği savunuldu. Diyalog yazıda Ankara ve Atina yönetimlerinin ABD, Almanya ve Fransa ile temaslarına değinildi. Yunan Eton gazetesi ise Rus enerji güvenliği uzmanlarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin kararlaştırılan miktarlarda doğal gazı Gazprom'dan satın almaması halinde memnuniyetsizlik oluşacağını ileri sürüyor. Yunan medyası hafta içinde Yunanistan ve Avrupa'nın geri kalanının Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeye kilitlendiğini yazmıştı. Katimerini gazetesi Avrupa ve Yunanistan'ın çok iyi haberin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili olup olmadığını öğrenmek için beklediğini de aktarmıştı. Atina'nın en önemli müttefiği İsrail ise hafta içinde doğrudan Türkiye'yi hedef almıştı. İsrail uydu şirketi Oruç Reis gemisinin Yunan kıta sahanlığına girdiği ileri süren görüntüler yayınlamıştı. Katimerini uydu görüntülerinde Oruç Reis'in yanında 3 Barbaros sınıfı Türk fırkateyni ile 2 Burak sınıfı korvet bulundurduğunu bildirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 12 Ağustos tarihinde Doğu Akdeniz'e asker göndereceğini ilan etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Yunanistan ve müttefiği Fransa, Girit açıklarında ortak tatbikata gitmişti. Perşembe günü saatlerinde başlayan tatbikatta birçok Yunan fırkateyninin yanı sıra Fransız pilotsuz helikopterlerin havana bildiği FS Tonnerre tipi bir savaş gemisi de vardı. Tatbikatta ayrıca Girit'teki Suda'ya inen iki Fransız Rafale jeti de yer aldı. Yunan basını Paris ve Atina arasındaki askeri pazarlıkları Temmuz ayı da manşetten duyurmuştu. İki fırkateynin teslimatı için 2024 yılı konuşulurken
Yunan medyası Atina'nın yaklaşık 3 milyar dolarlık proje için ekonomik darboğaz nedeniyle 300 milyon euroluk bir ödeme yapacağını da aktarmıştı. Türkiye'nin Mayıs ayı sonunda Akdeniz'deki yeni ruhsat başvurularını resmi gazetede yayınlaması ve Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan haritalar Yunanistan'ı paniğe sürükledi. Uluslararası destek arayışına giren Atina yönetimi, Girit ve Rodos açıklarındaki muhtemel faaliyetlerden korkarak Fransa ile askeri tatbikata girişeceği sinyalini vermişti. Türk Dışişleri bu hafta başında ise Ankara'nın Birleşmiş Milletler'e bildirdiği Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları içinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü bölgeyi gösteren haritayı paylaştı. Twitter hesabında haritaya yer veren Dışişleri Bakanlığı, ikili siyasi işler ve denizcilik havacılık hudut genel müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes, Yunanistan ana karasına 580 km uzaklıktaki Meis adlı 10 km karelik Yunan adası nedeniyle Yunanistan 40 bin km² deniz yetki alanı talep ederek Oruç Reis'i durdurmaya ve Doğu Akdeniz'i Türkiye'ye kapatmaya çalışmaktadır dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada ise Yunanistan'ın diyalog şansını kendi elleriyle kenara ittiğini belirterek bölgedeki askeri varlığımız herhangi bir tırmanmaya yol açma hedefi taşımamakta olup tamamen gerekmesi halinde meşru savunma hakkını kullanmaya yöneliktir. Sivil bir gemimize askeri müdahalede bulunmasına tabiatıyla izin verilmeyecektir denildi. Yunanistan'ın Mısır ile 6 Ağustos Perşembe günü imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma, Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakerelerin yeniden askıya alınmasına neden oldu. Anlaşma, Girit ve Rodos adalarının kıta sahanlıklarının kısmen kullanılması şartıyla Mısır'ın kıta sahanlığı ile dikey bir koridor oluşturmasını hedefliyor. BBC Türkçe'nin haberine göre Ankara'nın korsan olarak tanımladığı anlaşmanın resmiyet kazanabilmesi için iki ülke parlamentolarında onaylanması ve ilgili koordinatların Birleşmiş Milletler'e sunulması gerekiyor. Türkiye ise anlaşmanın ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için Akdeniz'e açılacağını pazartesi günü yayınladığı bir Nevtex ile duyurdu. 10-23 Ağustos arası geçerli olacak Nevtex kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik ediyor. Yunanistan'da aynı gün aynı bölge için Nevtex ilan etti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetti. Almanya'nın başlatması beklenen arabuluculuk girişimi, Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yapması, Türkiye'nin de gemilerini yeniden ihtilaflı bölgeye göndermesiyle daha başlamadan son bulmuş oldu. Her iki tarafın denizde ve havada askeri varlıklarını artırıyor olmaları, bölgedeki gerginliğin sıcak çatışmaya kadar varması riskini de beraberinde getiriyor. Ege Denizi'nden kaynaklanan kıta sahanlığı, kara suları, adaların statüsü ve hava sahası hattı gibi konularda 10 yıllardır süren anlaşmazlıkların özellikle son 1 yılda Akdeniz'e de yayılması Ankara-Atina hattında çok daha sert bir sürecin başlamasına neden oldu.